Merhaba arkadaşlar. Yine bir evrim ağacını budama videosuyla karşınızdayız. Bu sanırım 10. video. Devamı gelecek. Merak etmeyin. Yani biz burada oldukça evrim ağacının yanlışlarını düzeltmeye, budama yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu videodaki konu adaptasyon. Bu konuyu çok istediniz. Bunu birkaç video olarak düşünüyorum ama öncelikle şu evrim ağacının bu adaptasyon konusunda insanları keklemesine müsaade etmeyeceğiz tabii. Doğrusunu anlatıp insanların adaptasyonun bir evrim mekanizması olmadığını anlamalarını sağlayacağız. Başlayalım. Serimizin başından beri söz ettiğimiz bir gerçek var. Canlılar zaman içinde değişiyorlar. Bu antik... Canlıların zaman içinde değişmesi o tür içindeki çeşitliliktir. Yani evrim getirmesi, başka türe dönüşmesi anlamında değil. Öyle bir şey olsaydı bunun fosil kayıtlarını görürdük. Bu sadece laf, kuru sıkıyor. Devam. Yunan zamanından beri fark edilmiş bir gerçek. Antik Yunan zamanından beri evrim teorisinin olduğunu söylüyor ki bu doğru. Çünkü Yunan filozoflar, bunlar materyalisttir biliyorsunuz. Canlıların farklılaştığını, birbirinden türediklerini, doğanın bunları oluşturduğu gibi pagan bir inanışı dile getiriyorlardı. Evrim teorisi de aynı inanışı dile getiriyor. Aynı şeyi tekrarlıyor. Darwin buradan almış, Avrupa'ya servis etmiş. Olay bu. Yani yeni bir şey değildir evrim teorisi. Antik Yunan'da, eski Mısır'da ve Sümerlerden gelen putperest pagan bir inanışın devamıdır. Devam. Bu değişimin boyutları ve nasıl yaşandığının keşfedilmesi 2 milenyum kadar sürdü ve Charles Darwin tarafından yapıldı. Hatta o bile genlerden bir haber olduğu için tam olarak doğru bir izah geliştiremedi. Evet, Darwin genetik nedir bilmiyordu. O yüzden Galapagos adalarına gidip İspinoz kuşlarını gördü. Baktı farklı renkte İspinoz kuşları var. İşte kimi yeşil, kimi mavi, gagası küçük büyük. Dedi ki o zaman bunlardan gelmişlerdir gibisinden bir şey türetti. Halbuki zaten hepsi aynı tür onların. Yani birbiri içinde varyasyon çeşitlenmesi yaşıyorlar. Yani tür değişimi yok orada. Darwin varyasyonu tür değişimi olarak anladı. Yani evrim geçirdiğini falan düşündü. Çünkü genetik bilmiyor. Adam hücreyi balon sanıyor. Yani içi su dolu bir baloncuk sanıyordu. Öyle bir kafa vardı adam. Tahminlerle böyle aynı antik Yunan iddiasına devam ettirmişti. Devam. Ancak öngördüğü birçok tespit genetik biliminin ortaya çıkmasıyla tamamen doğrulandı ve Darwin'in ne kadar büyük bir bilim insanı olduğu anlaşılmış oldu. Darwin bilim insanı değildir. Darwin bir araştırmacı bile değil hatta. Yani botanikçi diyebiliriz. Sağdan soldan bitkiler toplayan, içki içip sağa sola gezen bir adam. Yani bir şeyler araştırıyordu ama bilim adamı değil. Zaten yazdığı kitabında bilimsel olan hiçbir şey yok. Felsefe kitabı yazmış. Yazdığı bu. Okuldan kovulan bir adam. Nasıl bilim adamı oluyor? Ya tamam okuldan kovulması sorun değil de. Hani bilimsel araştırma yapan bir insan değil. Çünkü öyle alet edevat yok onda. O sadece canlıya bakıyor. Benzerine bakıyor. Diyor ki o zaman bu bundan gelmiştir diyor. Olay bu adamda. Bu kadar yani. Hani bununla bilim adamı oluyorsa herkes bilim adamı olur. Devam. Bugün biliyoruz ki canlılardaki değişim 2 temel şekilde oluyor. Bunlardan ilki bir bireyin ömrü içindeki değişimler, yani gelişim. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen süredeki bütün değişimler bu kategoride değerlendiriliyor. İkincisi ise popülasyonların nesiller içindeki değişimi, yani evrim. Bir tür... Bu popülasyonların nesiller içindeki değişime evrim. Yani türlerin başka türlere dönüşmesini kastediyor. Yani diyorlar ya dinozorlar kuş oldu, işte ayılar balina oldu gibisinden. Bunu anlatıyor. Devam. tanımlayan özelliklerin ve bu özelliklerin dağılımının tek bir nesil geçtikten sonraki en ufak değişimleri bile evrimsel değişim kapsamına giriyor. Gelişimsel değişimleri kabaca ikiye ayırmak mümkün. Kalıcı değişimler ve tersinebilir değişimler. Kalıcı değişimler, yaşınızın ilerlemesi veya hücrelerinizde giderek daha fazla mutasyonun birikmesi gibi zamanla tersine dönmeyen değişimler. Buna bağlı olarak yaşlanırsınız, vücudunuz değişir, beyniniz gelişir, organlarınız eskir ve... Yani bu anlattığı gelişimdir, büyümedir. Biyolojik gelişim sürecini anlatıyor. Bu evrim değil, bu biyolojik gelişim süreci. Senin o gelişimine ait her türlü bilgi zaten DNA'nda kodlu şekilde duruyor. Sen ona göre zaten boyun uzuyor, saçın rengi değişiyor, yüzün şekilleniyor, kolun, vücudun ona göre zaten şekil alıyor. Devam. ürününüzü tamamlarsınız. Tersinebilir değişimler ise içinde bulunduğunuz çevrenin anlık değişimlerine veya kısa vadede yaşanan değişimlerine vücudunuzun gösterdiği tepkilerdir. Mesela güneş altında... Buna modifikasyon deniyor. Yani bunun da genetik bilgisiyle hiçbir alakası yok. Evrimle de hiçbir alakası yok. Bu sadece kısa bir etkidir ve kalıcı değildir. Güneş yakar, sonra geçer. Ya da gidersin spor salonuna, kas yaparsın. 5 ay gitmezsin, o kasların erir. Modifikasyon budur. Ya bunun evrime hiçbir katkısı yoktur gördüğünüz gibi. Yani bu evrim değildir. Bu gelişim sürecinin ilerlemesi ya da gerilemesi anlamına gelir.
Devam. Çok kalırsanız deriniz bronzlaşır. Ancak güneş altında kalmayı keserseniz deriniz de eski haline dönecektir. Yeni bir virüs ile tanıştığınızda savunma sisteminiz gelişir. Ancak o virüs ortadan kalkınca bir süre sonra direncinizi kaybedebilirsiniz. Bunlara modifikasyon adını veriyoruz. Evet, bunlar modifikasyondur. Yani evrim değildir arkadaşlar. Bunlar evrimleştirmiyor. Devam. Bunların hiçbiri evrimsel değişimler değiller. Gördüğünüz gibi itiraf ediyor. Evrimsel değişim dedi. Yani güneşin etkisi, sen 2 milyar sene güneşin altında kalsan zenci olmazsın. Ya da türün değişmez. Başka bir türe dönüşmezsin. Ya da 5 milyar sene suyun içinde ayağını soksan ya da suyun içinde girsen diyelim. Balığa dönüşmezsin. Bu imkansız. Böyle bir biyolojik sistem yok. Devam. Hiçbiri gelecek nesillere aktarılmıyor veya aktarılsa da epigenetik gibi çok kısıtlı bazı mekanizmalar çerçevesinde aktarılıyor. Yani sonuçta güneş altında kalan bir bireyin yavrusu bronz tenli doğmuyor. Kuyruğu sürekli kesilen bir farenin veya penis derisi sürekli kesilen erkeklerin yavruları kuyruksuz veya penis derisiz doğmuyor. Evrimsel değişimlerin ise neredeyse hiçbiri tersinebilir değil. Tersinebilir olan birkaç örneğe ilerleyen videolarda bakacağız. Fakat evrimsel değişimler sürekli gelecek nesillere aktarıldığı için birikimli bir doğaya sahip. Yani değişmiş bir özellik gelecek nesle daha sık aktarıldığında daha önceden değişmiş. Şimdi evrimsel değişimden bahsediyorsun da şu gösterdiğin panda mı bu, rakun mu? Burada evrimsel bir değişim var mı? Ya Mert, sana dürüstçe soruyorum. Şurada evrimsel bir değişim var mı? Bak, bunların hepsi aynı tür. Aynı tür. Hani rengi de farklı olsa fark etmiyor. Hepsi aynı tür. Sen evrimi ispatlamak istiyorsan bu türün hangi türden geldiğini, yani değişip değişerek evrimleşerek geldiğini ve hangi türe evrimleştiğini göstermen gerekiyor. Ara fosili göstereceksin. Ara geçiş izlerini göstereceksin. Buna evrim diyemezsin sen. Bu gördüğün senin genetik varyasyon çeşitlenmesidir. Boy kısa olur. Aynı türden. Boy kısa olur. Uzun olur. Rengi farklı olur. Ama sonuçta aynı türdür. Bu genetik varyasyondur. Evrim değildir. Evrim türün, yani canlının başka türe dönüşmesi demektir. Devam. Bir özellik eski haline geri dönmüyor. Değişimler nesiller geçtikçe sürekli birikiyor. Bu evrim değildir. Bakın, bu aldatmacaya dikkat edin. Burada evrimdir. Bu evrim değil. Bu az önce de söyledik, genetik varyasyondur. Çünkü bunun bilgisi genetikte duruyor ve bu bilgi farklı bir canlıya dönüşmeye izin vermiyor. Çünkü farklı bir canlının bilgisi yok. Sadece bu gördüğünüz canlının bilgisi vardır genetikte. Ve o canlı içinde, kendi içinde de çeşitlenir. Kendi türünde. Kendi türünün dışına çıkmaz. Yani bu evrim değil. Bu masal. Devam. Türlerin sürekli değişmesine sebep oluyor. Hangi özelliklerin aktarılacağı, popülasyon içindeki çeşitlilik arasından çevreyle en uyumlu bireylerin daha kolay hayatta kalması ve daha çok üremesiyle belirleniyor. Yani adaptasyon arkadaşlar, bir canlının bulunduğu, yani yaratıldığı ortamda daha uzun süre yaşaması, doğal seçilim gibi, daha uzun süre yaşaması, ortama adapte olması, zayıflara göre daha güçlü olmasıdır. Yani bu sistem, ekosistem canlıyı başka türlü dönüştürmez. Bu basit bir yaşam şeklidir zaten. Yani burada evrimle ilgili hiçbir şey yok. Bir canlı güçlüdür, güçlü doğmuştur, güçlü yaşar. Bu kadar. Yani ortama adapte olması, çevreye göre değişmesi diye bir şey yok. Çevre zaten genetiği değiştirmez. Az önce de gördük, modifikasyonun çevre etkilerini gördük. Güneş etkisi olur en fazla. Bir de işte suya girersin, suyun biraz etkisi olur ama bu seni değiştirmez. Yani genetiğe bilgi eklemediği için değişmez. Sadece yüzeysel fenotipinde kısa süreli değişimler sağlar. Mesela suya girdiğinde uzun süre elin buruşur. Buruşuk el olur. Ama elin palete dönüşmez. Yani yüzgeçe dönüşmez. Elin ayarı bozulur mesela. Çok suya bıraktığında elini, elin ayarı bozulur. Buruşur. Parmak hassasiyetini kaybedersin. Güneşte çok fazla kalırsan cilt kanseri olursun. Yani o sıcaklık seni değiştirmez. Devam. Uyumsuz olanlar eleniyor, daha uyumlu olanlar geleceğe daha çok yavru bırakıyor. Yani şimdi daha iyi, sağlıklı olanın hayatta kalması zaten bilinen bir şeydir. Bunu hani evrim diye anlatmak kolaya kaçmaktır. Böyle bir şey yok. Devam. Seçilim işliyor. İşte bu şekilde avantajlı olup da popülasyon içinde giderek yaygınlaşan kalıtsal özelliklere adaptasyon diyoruz. Gördüğünüz gibi bu adaptasyonda kurt türünü gösteriyor ve kurt başka bir türe dönüşmüyor. Aynı türde kalıyor. Yavruları da kurt oluyor. Daha güçlüler oluyor. Daha zayıflar oluyor. Onlar sonra güçlüler, zayıflar birbirini çevreye göre hangisi daha iyiyse o hayatta kalıyor. Budur yani adaptasyon. Bu kadar. Bunun dışında bir şey değil.
Yani bir türe ait tek bir birey veya birkaç birey değişen çevre şartlarına anlık vücut tepkileriyle tersinir bir şekilde uyum sağladığında modifikasyon geçirmiş oluyor. Ama nesiller içinde türün genel özellikleri tersinmez bir şekilde seçilim baskısı altında çevreyle daha uyumlu hale geldiğinde adaptasyon yaşanmış oluyor. Bu nedenle kimi zaman duyabileceğiniz senin... Adaptasyon yaşanmış oluyor ama her ikisi de, ya tersinim de fark etmiyor, diğeri de fark etmiyor, modifikasyon da fark etmiyor. Türleri başka türlere dönüştürmüyor. Burada kendini zorluyorsun. Anlıyorum seni Mert. Ama bundan sana ekmek çıkmaz. Yani zorlama yapıyorsun. Zaten son Evrim Ağacı yazında güncellemişsin 2021 olarak. Daha öncesinde farklı konuşuyordun. Sürekli güncelliyorsun. Bilim ilerledikçe, evrimin geçersizliğini kanıtladıkça sürekli güncelleme ihtiyacı duyuyorsun. Ama daha ileride çok güncelleyeceksin. Neyse, şimdi adaptasyon konusuna tekrar gelelim. Adaptasyon türleri değiştirmez arkadaşlar. Yani bir deve düşünün. Bu deveyi kutuplara götürdüğünüzde orada 5 milyar sene de kalsa o deve ayıya dönüşmez. Atıyorum, örnek veriyorum yani. Ya da bir pengueni çöle götürdüğünüzde çöl ortamına uyum sağlayamaz. Ölür. Çünkü genetik bilgisinde sadece soğuk ortama yaşama elverişli biyolojik donanımı vardır penguenin. Onun dışında bir yazılım yok. Devenin de sadece sıcak ortamda yaşayabilme anatomi bilgisi sahiptir. Yani bünyesi ona göre yaratılmıştır. Sıcak ortama göre, çöl ortamına göre yaratılmıştır. Şimdi çöl ortamına yaratılan bir hayvanı kutuplara götürürsen orada yaşayamaz. Soğuktan ölür hayvan. Tam tersini yaparsan, pengueni buraya çöle getirirsen o da orada ölür. Yani adaptasyon burada işlemez. Adaptasyon öyle gücü yok. Adaptasyon bulunduğu çevrede sadece işler. Yani penguenin bulunduğu çevrede penguenler arasında en güçlü olan hayatta kalır. Bu kadar. Zayıf olanlar ölür. Zaten bütün hayvanlar için, bütün doğa koşulları için geçerli bir şeydir. Bunun evrimin ne alakası var? Bu sadece doğal yaşam dönüşüdür. Devam. Dediğin evrim değil ki. Adaptasyon lafı tamamen yanlış. Zaten adaptasyon doğal seçilim yoluyla evrimleşmiş özellikler demek. Adaptasyon evrimleşmiş demektir. Doğal seçilim yoluyla diyor. Şimdi burada da yani sıvıyor diyelim. Adaptasyonla evrim bir alakası yok. Yani adaptasyon türün, canlının içindeki bilginin, genetik bilginin çevreye göre, çevredeki duruma göre ortaya çıkmasıdır. Yani epigenetikten kastediyorum. Yani mesela bir iki ayı cinsi düşünün. Bir boz ayı var. Bir de kutup ayısı var. Şimdi biri kutuplarda yaşıyor, bir de ormanda yaşıyor. Şimdi bunların genetik bilgisi kendi DNA'larında var. Şimdi boz ayıyı kutuplara götürürsen yaşamakta zorlanır. Çünkü hayvanın anatomisi kutuplara uygun değil. Kutup ayısını da ormana koyamazsın, orada yaşayamaz. Yani demek istediğim bu. Bu evrim değil. Bu adaptasyon genetik bilgi eklemiyor. Var olan bilginin ortaya çıkmasıdır. Adaptasyon olan her değişim evrimin sonucu olmak zorunda. Ama her evrim... Ya şimdi burada adaptasyonu yine evrimi adaptasyon içine sokmaya çalışıyor. Her zamanki gibi yaptıkları gibi. Hiç alakası olmayan bir konuya evrimi içine sokuyor. Hiç alakası yok evrimle. Bakın adaptasyon türü değiştirmiyor. Canlılara başka organlar çıkartmıyor. Canlıyı başka türe dönüştürmüyor. Nerede evrimden bahsediyorsun sen burada? Canlı uzun süre yaşıyor diye evrim oluyor diye. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Mert, yani koskoca adamsın, bunu söylüyorsun. Burada evrim olmadığını göremiyor musun sen? Hani türlerin değişimi nerede? Hani canlının başka canlıya dönüşmesi, hani organın başka organa dönüşmesi nerede? Adaptasyon bunu sağlıyor mu? Sağlamıyor. Ya bitti o zaman. Boşuna kıvırıyorsun. Devam. Sel değişim adaptasyon olmayabilir. Çünkü bazen bilim insan... Olmayabilir değil, olamaz zaten. Sen de biliyorsun bunu. Devam. Doğal seçilim yoluyla olmayan, mesela genetik sürüklenme yoluyla veya cinsel seçilim yoluyla evrimleşen özelliklere adaptasyon dememeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle adaptasyon olmayan evrimsel değişimler de var ve bunlara da yani yavaş yavaş itiraf ediyor ama gördüğünüz gibi yani adaptasyona evrim denmez gibisine getirmeye çalışıyor ama yarım yamalak söylüyor ağzında gördüğünüz gibi. Yani aslında söyleyecek de söyleyemiyor çünkü evrim aleyhinde bir tez vermiş olacak, o yüzden bunu söylemiyor. Ama gördüğünüz gibi adaptasyon evrim olmayabilir kıvamına gelmiş. Yavaş yavaş bilimin ışığına geleceksin. Yavaş yavaş. Videolarımızda geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşeceğiz.